Hocam geldik son iki haftaya. Evet. İki maça. İki maça doğru. Üç hafta. İkişer maç. İkişer maça geldik. Tabii Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki şeylerinde hep tek tek maçlarla gidiyoruz. Onlardan biri acaba takılacak mı diye Sivasspor iç saha maçıydı. Evet. Bana göre çok kolay geçti. Senin söyleyeceklerin bir girizgah ne yaparsın bu maç için? Benim bu maçın özelinde şimdi. Benim girizgahım şöyle. Ben aslında ilk 6 dakikada aldığım notlar şu şekildeydi. Galatasaray o 6 dakikada belki kale önünde net gol fırsatı üretemedi ama öyle bir başlangıç yaptı ki bir yani verdiği mesajlar şuydu. Sivasspor'a verdiği mesaj şu. Deplasmana hoş geldin. 2. Buradan çıkış yok. 3. Takım mı söylüyordu? Ambiyans takım söylüyor. Takım söylüyor. 3 bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Yani benim 6 dakikada aldığım mesaj buydu. Nedenine gelecek olursak. Bir kere Galatasaray hem topu hızlı çevirmeye çalıştı. Topa bir ritim vermeye çalıştı. Bununla beraber de kaptırdığı yerde çok sert bir reaksiyon verdi. Aslında Mayıs aylarından şeyde alışığızdır. Yani şampiyon olacak takımların Mayıs ayı fiziksel durumu ne olursa olsun çok daha baskılı, çok daha yüksek perdeden caydırıcı bir fiziksel baskı koyarlar. Ben Galatasaray'da onu gördüm. O bölümde Torreira'nın yani başlangıcı da harikuladeydi. Mehmet Demirkol Çapa diyordu bir ara hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Eskiden Çapa derdi. Merkez orta saha. Aslında onun öyle hiç de bir yani bir kelime rüzgarı, yorumcu rüzgarı olmadığını anladık aslında bir tarafıyla. Hakikaten Çapa. Yani denizcilikte kullanılan çapa tabirine çok uygun. Ne yani hocam? Hocam takımın tam omurgasında. Kavrama sorular soracaktı ki kavrama sorular soracaktı. Takımın tam ortasında herkesi birbirine bağlayan evet. Şekil olarak zaten yani takım formasyonunun ortasındaki oyuncu o. Evet. 11 oyuncunun tam arkasında 5 kişi var. En önemli şey önünde nedir 5 hocam? Kişi var. Çapa yapacak önemli şey nedir? Bütün bağlantıyı sağlıyor olması. O pozisyonu kaybetmemek. Tabii, kaybetmemek. Çok önemli o. Takımın ağırlık merkezini oluşturan oyuncu olmasıydı. Ben o tabiri kullanmazdım. Mehmet Demirkol da bir gün şeyde açıkladı. Bir televizyon programında olabilir. Hatırlıyorum yani İngilizlerin de kullandıkları bir tabir. Kullandıkları bir tabir olduğunu söylemişti. Bana çok da mantıklı gelmişti. Hakikaten öyle gördük yani şeyi. Torreira'yı. Ben bayıldım başlangıcına. Galatasaray'ın başlangıcı çok yüksekti. Gol yoktu. Belki pozisyon da yoktu. Ama mesajlar çok güçlüydü. Kararlılık vardı değil mi hocam? Deplasmana hoş geldin. Buradan çıkamazsın. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Ben bunu hissettim. İlk 6 dakikada hissettim. Sonra da oyun aktı gitti. Harikulade bir Torreira izledik. Harikulade bir Icardi izledik. Harikulade bir Sacha Boey izledik. Ben takımı genel anlamda beğendim ama formda oyuncuları vardı. Kerem de onlara eşlik etti zaman zaman. Muslera yani hiç zorlanmadan bir maçı daha bitirmiş oldu. Yani bu sezon Muslera'yı en az gol yiyen kaleci olmasına rağmen ben 6-11'e yazmayacağım. Sebebi Galatasaray kaleyi göstermiyor. Birçok maçta kalesini göstermiyor. Veya yani Galatasaray kalesine pozisyon gelse bile çok zor vuruşlar gelmek zorunda kalıyor. Yani Muslera'ya pek hiç düşmeden son bölümde bu haftaları geçiyor. Bunlar şampiyonluk işaretleri, güçlü şampiyonluk işaretleri emareleri zaten puan durumda ortada. Şu soruyu soracağım hocam. Evet. İşte birden aklıma geldi. Siz de o zaman Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapıyorsunuz. Bilic'le çalışıyordunuz. Evet. O zaman Galatasaray'ın Drogba kadroları falan değil mi? Tabii doğru. Evet. O zaman sizde bir konuşma olmuştu hocam. Seninle konuşmuştuk o zaman. Çok iyi hatırlıyorum. Nereden hatırladıysam. Evet. Bilic'in bakışını anlatıyordu. Ya Drogba'lar hani güce. Tabii. Güçlü takım tabii. Olarak bakıyordu Galatasaray'a değil mi? Evet. Şimdi bugün için sorarsak Galatasaray'a. Ben de o zaman şöyle bir düşünmüştüm. İsimlerden mi takım gücüne gidiyor? Gidersiniz bazen. Mesela kim var? Drogba var, Sneijder var. Bilmem. O isimden takım gücüne gidersiniz. Bazı takımın oyundan isimlere gidersiniz. Doğru. Anlatabildim mi? İfade anladım edebildim. Hocam anladım. Bugünün Galatasaray'ı hangisi sence? Hocam aslında çok güzel bir şey bu. Bunu Galatasaray taraftarlar da kendi aralarında tartışacaklardır. Onlar büyük isimlerde. Yani evet. Drogba'lar, Sneijder'ler, arkada Muslera en iyi döneminde. Ebu'ye sağdan vızır vızır geliyor. Sinir tomat, evet. Riera futbolcu, baya baya futbolcu. Melo, Selçuk prime döneminde en iyi dönemlerindeler. Yani gümbür gümbür bir Galatasaray var bir tarafıyla. Kadro olarak çok güçlü. Zaten bunu İsimlere Şampiyonlar Ligi'nde... Takım gücüne gidiyorduk o zaman. Yani. Dün Uğur Karakullukçu hatırlattı. Şeysiz, Drogba'sız Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmıştı şey. Drogba devre arasına gelmişti hatırlıyorsunuz. Tabii.
Bilic'ten bir sene öncekinden bahsediyorum. O takım gerçekten çok değerli bir takımdı. Buran falan iyi, çok çok iyi dönemi o zaman. Ama bu takım daha organize gibi sanki. Yani daha... Zaman zaman Galatasaray bunu bir çarpıştırıyor iki kadroyu, farkında mısınız? Bazen izliyorum kamuoyunda, sosyal medyada. Tabii ki Fatih Hoca'nın en güçlü dönemleri, en formda dönemleri. Gerçi o her zaman en güçlü dönemindedir de Fatih Hoca'nın fark gücü. Etmiyor Fatih Hoca. Fark etmez onun için. Ama yani bu kadro ola ola geldi buraya. Yani olmuş oyuncularla tamam. Değil, ola ola geldi. Yolda büyüdü bu kadro. Bu kadroyu büyüten biraz Galatasaray formasının ağırlığı oldu. Biraz tribünlerin olağanüstü desteği oldu. Biraz Okan Hoca'nın takımla teması, 11'i gerçekten şekillendirmiş olması, istikrarlı bir 11'le gidişi oldu. Belki bir Icardi ismi... İsim ağırlığı olarak tabii, oraya biraz da taşıdı. İkari o da öyle. Evet. Mertens'in deneyimi falan derken ola ola yolda büyüdü bu kadro. Evet. Ben son dönemde oynadıkları futbolu çok akıllıca buluyorum. Sezon bittiğinde voley teknik izleyicilerine de bir hatırlatma yapalım. Sezon bittiğinde eğer Galatasaray şampiyon olursa şunu yapacağız. Nasıl şampiyon oldu? Yani nasıl bir teknik ve taktik farkla, nasıl bir strateji farkıyla, nasıl bir kadro farkıyla şampiyon olduğu... Tamamen o yönlerini anlatacağız. Burada anlatmaya çalışacağız. Tamam. Ama şeyi de söylemek isterim. Bilic'in o zaman tam siz güzel hatırlattınız. Konuştuk işte. Öyle hatırlıyorum değil mi hocam? Bayağı tabii. Zaman oldu. Hem Fenerbahçe vardı hem Galatasaray vardı. Galatasaray'da Drogba'lar, Muslera'lar, Eboe'ler, işte Selçuklar, Melo'lar. Ya şey, Fenerbahçe'de Kayt'lar, Vebo'lar, Emenike'ler, arkada işte Bruno Alves'ler, Egemen'ler, Sakallı, Kalede Volkan. Olmuşlar değil yani mi? Yani hep olmuş oyuncular. Ya Önder dedi biz ne yapıyoruz? Adamlarla çocuklar oynuyor. Yani stat yok bir de bizde o zaman. Tabii tabii hatırlıyoruz. Yani yok. Adamlarla çocuklar oynuyor gibi olacak. Yapacağız edeceğiz işte öyle bizim de kendimize göre bir rüyamız vardı yani ama gerçekten çok güzel adımlardı ama çok güzel ilk adımlardı. Yani sonra o, belki yani. O süreçte olmadı ama hemen akabinde yani. O başarılı süreç geldi. Sağ olun o sizin tercihiniz. Hayır tespit değil. Ama o dönemki kadrolar olmuş kadrolardı. Bu kadro ha, o yüzden merak kadro. Ettim bu iki kadro. Giden kadro. Eğer kaybetmezse mesela Sasha Boy'un ayrılma durumu olabilirmiş. Yani talipleri var çocukta çok üst perdeden futbol oynuyor. O piyasa oldu değil mi? Avrupa piyasası oldu. Berk nereye olabilir? Neresi konuşuluyor? Hocam Borussia Dortmund konuşuluyor. Evet, benim duyduğum en yüksek ilgi Borussia Dortmund. O konuşuluyor. Lyon konuşuluyor. İşte şeyin isteği vardı. Şeyi sattıktan sonra topluma. Porro'yu sattıktan sonra Sporting'in. Sport. Bu takımlar ön planda. Dortmund'a enteresan olabilir yani. Kaç yaştaki bir oyundan bahsediyoruz Berk? 25 falan mı? Yok o kadar yok ya. Daha mı gençtir? 22-23'tür hocam. Yani genç geldi çünkü. Yani bir talep etmesi doğal. Ya o projenin içinde olabilir. Eşref Hakimi'den sonra orası full kapandı diyemeyiz yani. Var iyi oyuncular var gene ama full kapatamadılar. 22 yaşında. 22. Oo, tam yatırım yaşıymış. Tam yani. Zamanıymış. Gerçekten o. Siz ne gördünüz peki Galatasaray'ın oyununda? Hocam artık... çok kendine güvenli bir Galatasaray var şimdi. Hani birçok faktör ölüyoruz. Ben de söylüyorum zaman zaman. Hatta beraber de kaldı ama işte bu bir futbol oyunu. Oynanmamış maçlar kazanılmaz gibi. Bunlar da doğru futbol sözleri. Evet. Ama bir de takımdaki şeye bakıyorsunuz. Ben şöyle bakıyorum. Kısaca söyleyeceğim. Hafif bir böyle bir hikayesini yapacağım. Galatasaray bu sezona başlar. Yine geniş zamanla konuşalım. Bizi eleştiriyorlar. Geniş zamanla konuşuruz. Galatasaray sezona başlar. Hakikaten sallanır. Sonuçlar kötü değildir ama oyun sallanır böyle bir şey derken 6. 7. hafta senin cümlenle söylüyorum. Ben evet sonuç tam istenilen olmasa da iyiye doğru gidişler diye anlattığım bölümler vardır. Meraklısı gidip açıp bakabilir. Voley teknikte anlattığın vardır. Ondan sonra devamlı gelişen bir Galatasaray izledim hocam. Evet. Zaten bu gelişim olmasa herkese yakalanabilirdi. 14 yaptı Galatasaray. Tabii. Öteki takımlar da çünkü seriler yaptılar. Ve bu hakikaten gücü anlattı. Ve hiçbir zaman, yine senin cümlenle söylüyorum, birinden söylemişsin galiba, büyük takım iki kere mağlup olmadı. Hiç olmadı. Bu kadro oluşan kadronun ben çok ciddi, tabii senin dediğin gibi işte sevgili Berk de söyledi, belki kadroda kayıplar olabilecek sportif anlamda, başarı anlamda ama çok devamlılığı olabilecek yani yarışta hep devamlı olabilecek bir kadro gibi geldi hocam bana. Bana da öyle geldi. Koruyabilirlerse tabii yani. Bir de her şampiyonluğun, her başarının bazı
yani tamamlayıcı unsurlara ve birlikte daha büyük güç üretebilen ikillere, üçlülere ihtiyacı vardır. Zaman içerisinde şunu gördük. Yani en azından benim gözlemim. Nelson ve Abdülkerim birlikte daha güçlü oldular. Yani biri çok sert, gerçek bir stoper. Yani göğüs göğüse, vücut vücuda, omuz omuza, yüksek topta çok başarılı bir Nelson var. Abdülkerim'in savunma işi bu sene daha yükseldi. Konya'daki dönemine göre oyun kurmada daha iyi bir tamamlayıcı olmuş oldu aynı zamanda. Öbür taraftan Sasha Boy'la Rashica arasında da ben güçlü bir bağlantı görmeye başladım. Özellikle ligin ikinci devresi için söylüyorum. Fena ikili olmadılar. Evet. Kerem ve Icardi'nin uyumu, zaman zaman uyumsuzlukları da oldu olmadı değil. Ama birlikte daha büyük bir güç üretmeye başladılar. Torreira herkesi birbirine bağlayan oyuncu olarak zaten takımın yani bir numaralı bağlantı oyuncusu. Bütün takımı uyumlu hale getiren veya olduğundan olması gerekenden daha uyumlu hale getiren oyuncu oldu. İkililer ve üçlüler önemlidir. Şampiyonluk yıllarında, sizin şampiyonluk yıllarınızda Metin Ali Feyyaz. Onun sadece attığınız gol sayısıyla değil, aynı zamanda uyumunuzla, saha içerisindeki uyumunuzla. Yani bir tabii ezberinizle ki. Soldan Walsh gelir, Metin Feyyaz çapraz koşusunu yapar. Rıza Hocam sağdan getirmezsen çok alınır. Şimdi final var, yarın da final var. Rıza Hoca sağdan gelir. Metin Ali Feyyaz çaprazları yaparlar. Tabii biri o, ortaya alır. Oyun ezberleri, oyun bilgileri çok iyi. Ama benim bu sene en büyük farkım, bakın bitirmek üzereyiz şeyi. Çünkü geçen seneki 13. bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Evet. Doğru mu? Bitirmiş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Zaman zaman da ben buna vurgu yaptım. Bir orta sahanın, ya bu oyunlardaki orta sahanın önemini anladık hocam. Evet, doğru. Doğru, katılırsın değil mi? Geçen seneli fark... Taylan Berkan. Tabii. Yüzünü dönemedi oyuna. Ya 13. oldu Galatasaray. Tabii ki sadece bunlar değil ama yani onun altını çizmiş. Ama büyük oranda çok etkili oldu. Etkisi oldu. Torreira ve Oliveira ikilisi bambaşka bir yere taşıdı diyebiliriz. Tabii Santifor Icardi ile. Tabii. Şunu kabul edelim. Fatih Hoca'nın da orta saha olgusu, hayali tutmadı. Tutmadı. Doğru. Tutmadı. Çok deneyimlidir Fatih Hoca. Çok. Ama o orta saha olgusu tutmadı. O iki Roman oyuncu da. Hayal ettiği şey olmadı. Oyuncu da. Evet. Şeyler. İki transfer de. Çıkaldao ve Morussan'da. Onlar da omurgaya alınmış oyunculardı. Evet. Olmadı. Oyun yüzünü forvete dönemedi. Defansa kısaca. Bu sene bu işi yaptı. Doğru. Hatta senin belki yine göstereceksin, o bir takım kurguları da vardı bu konuda, vardı, değil mi? Planları vardı. Var mı pozisyonlar hocam? Var hocam. Birkaç tane pozisyon var. Buradan size sorular da soracağım. Tabii.